Genital sarkma, genital organların vajenden dışarıya çıkmasıdır. Değişik derecelerde olabilir. Genital organ dediğimizde pelvisin içinde bulunan idrar torbası, rahim ve kalın bağırsağın son kısmının dışarı doğru sarkmasıdır. Bunlar ayrı ayrı da sarkabilir. Genellikle hep birlikte de sarkabilir ama pelvis tabağında bu organlardan birinin sarkması diğerini olumsuz etkilemekte ve diğerini de birlikte getirmektedir. Daha çok ön duvarda idrar torbası sarkması, arka duvarda kalın bağırsağın son kısmının sarkması, tepede ise rahim sarkması şeklinde görüyoruz. Özellikle doğumla ilişkili nedenler ön planda ülkemizde, doğurganlık oranı yüksek olduğu için. Doğum sayısının çok olması, zor doğum, evde doğum, iri bebek doğurma, doğumun müdahaleli olması, vakum ya da forceps gibi. Bütün bunlar pelvis tabanı olumsuz etkiliyor ve hasta hem sonrasında idrar kaçırabiliyor hem de genital organlarda sarkma olabiliyor. Bunların dışında yine pelvis tabana basınç uygulayan bütün hastalıklar genital sarkma nedeni olabilir. Bunlar neler? Şişmanlık, obezite olabilir. Kronik kabızlık olabilir. Hastanın uzun süre kabız kalması ve ıkınarak büyük tuvaletini yapması. Yine kronik öksürük, bronşit, astım gibi kronik obstrüktif ve akciğer hastalıkları bir faktör olabilir. Genetik yatkınlık olabilir. Bazı kadınlarda bağ dokusu zayıflığı nedeniyle sarkma olabiliyor. Hiç doğurmamışlarda da olabilir sarkma bu bağlamda. Genellikle nedenleri bunlar.